Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda sizler için çok önemli bir konuya değiniyorum. Toplayın eşinizi, dostunuzu, arkadaşınızı, komşunuzu, kankanızı, sırdaşınızı, inanılmaz güzel bir konuya parmak basıyoruz. Kahkül size yakışır mı? Önce bir konuda anlaşalım. Kahkül ne demek? Perçem ne demek? Halk arasında sürekli karıştırılan bir şey olduğu kadar biz kuaförler tarafından da fazlasıyla karıştırılan bir konu haline geliyor. Çünkü misafir kuaförün kafasını karıştırıyor, kuaför de misafirin kafasını karıştırıyor. İkisinin de birbiri hakkında farklı farklı fikirler ortaya çıkıyor. Kahkül önde tek bir hat üzerinde birleşen saç tutamı anlamına gelir. Perçem farklı çeşitlerle değiştirilebilen saç tutam anlamına gelir. Yani sağa, sola, ortadan ayrılan ama kısadan uzuna doğru giden bir saç tutamıdır perçem. Ama bu konuda uluslararası lisansa sahip bir eğitmen kuaför olarak sizlere en büyük tavsiyemdir. Siz kuaförünüze bir model istediğiniz zaman ona somut belgelerle gidin. Yani somut olarak ne istediğinizi söyleyin ona. Kahkül istiyorum, perçem istiyorumdan ziyade artık teknoloji çağındayız. Çıkartın cep telefonunuzdan. Nasıl bir kahkül, nasıl bir perçem istiyorsunuz? Hangi modeli istiyorsanız ona onu gösterin. Bu sayede yanlış anlaşılmaların hepsinin önüne geçmiş olursunuz. İsminin ne olduğunu hiçbir önemi yok. Sizin ne istediğiniz önemli. Burada önemli olan bu. Tabii ki de bu akım, kahkül ya da perçem akımı kadınlar arasında biz erkeklerin 3 numara sevdası kadar yaygın bir sevda. Acaba kestirsem mi, kestirmesem mi? Yapsam mı, yapmasam mı? Siz bu soruları sürekli soruyorsunuz kendinize. Bunu biliyorum. Her misafirin bana kesinlikle her 3 serviste bir ya bana kahkül yakışır mı? Ya ben perçem mi kestirsem? Gibi sorularla geliyor. Buradan hepsine selamlar. Peki bu akımı bizim aklımıza sokan kimler? Kimler olacak? Sürekli göz önünde olan kişiler. Leon Sevginin Gücünde bir Matilda karakteri vardı. Hatırlıyorsanız küçük kız dar bir kahkül kullanıyordu. Çok dar bir kahkül. O sene herkes onu denemeye kalktı. Daha sonra La Casa de Papel diye bir dizi çıktı. Tokyo adında bir karakter yarattılar. Tokyo'dan sonra inanılmaz bir patlama yaptı dünya üzerinde kahkül. Aslı Enver Türkiye'ye taşıdı. Aslı Enver Türkiye'ye taşıdıktan sonra bütün kadınlar kahküllü gezmek istediler. Daha sonra çıt çıtlar, postijler, kahkül denemeleri, başarılı başarısız sonuçlar, köşe başlarında ağlayan hanımefendiler. Sonra evde deneyenler, evde denemeye çalışanlar, başarısız olanlar. Sonrası hala günümüzde el üstünde tutulan bir modadır. Kahkül ya da perçem. Hiç fark etmez. Neden? Çünkü rahatlık. Saçımı topluyorum, yapılı gözüküyor. Salıyorum, yapılı gözüküyor. Saçım dağınık, yapılı gözüküyor. Öyle değil mi? Bazı zamanlarda, bazı cilt tiplerinde makyajlı bile gösteriliyor oluyor. Çok rahat bir şekilde aslında. Kahkül ve perçemin aksesuar olarak kullanıldığında çok büyük etkisi var. Bu tartışılmaz bir gerçek. Ama bu size yakışır mı? Konumuz bu. Önce kafa ve yüz yapımızı analiz ediyoruz. Buraya alayım sizi. Dünyada standart olarak kabul görülen 6 çeşit yüz yapısı var. Kare, dikdörtgen, yuvarlak, altıgen, üçgen ve oval. Bu konuda tek püf nokta ki bence gidilmesi gereken yolun haritasıdır bu. Bütün yüz yapılarını tek bir yüz yapısına çevirmeye çalışmak. Oval yüz yapısı her modelin uygun olduğu tek yüz yapısıdır. Bütün şekilleri ovale çevirilecek şekilde çalışırız. Mesela kare ise köşelerini daha yuvarlaklaştırarak yukarıdan aşağı uzayacak şekilde organize edecek bir tasarım yapmalıyız. Yine yuvarlaksa üstten ve alttan yüz yapısını uzatarak ovale yaklaşmak amaç olmalı. Peki yüz yapısına nasıl hakim olacağız? Bunun için bir çeşit egzersiz yöntemimiz var. Bu egzersiz bölümünde Instagram uygulamasından Story bölümünü açıp kendinizin profil fotoğrafınızı çekin. Resim düzenleme bölümünden kalemi seçerek sırasıyla alnınızın tam ortasına, şakak kemiklerine, elmacık kemiklerine, çene kemiklerine ve en son çenenizin tam ucuna birer nokta koyun. Toplamda elimizde 8 farklı nokta olacaktır. Bu noktaları birleştirdiğinizde ortaya çıkan şekil sizin yüz şeklinizi gösterecektir. Bu egzersizi
kendi üzerinizde ve misafirlerinizle bol bol tekrar edin. Bir süre sonra bu egzersizi uygulamadan kolay bir şekilde yüz analizi yapabileceksiniz. Yüz yapımızı analiz ettik. Ama yüz yapınızı analiz etmeniz istediğiniz kalkülü bulabilmeniz için çok yeterli değil. Neden yeterli değil? Öncelikle yüzünüzde ölçüm yapmanız gerekiyor. Oran ölçümü. Bunu altın oran falandan bahsetmeyeceğim. Onunla alakalı bir şey değil bu. Bu kalkülün yüzünüze yaptığı etkiyi önceden tahmin etmekle alakalı ölçüm. Ne yapıyoruz? Alnımızı, burun mesafemizi ve çene mesafemizi ölçüyoruz. Alnınızın darlığı ya da genişliği kalkül seçiminizde rol oynar ama yaptırıp yaptırmamanız arasındaki o şeyde rol oynamaz. Çünkü kalkül sayesinde dar bir alnınız varsa geniş gösterebilirsiniz, geniş bir alnınız varsa dar gösterebilirsiniz. Bu çok kolay. Bunu nerede gördük biz? Bunu biz Tyler Swift'te gördük. Tyler Swift'in alnı geniş ama kalkül sayesinde yüzünün sivriliğini kullanarak çok güzel bir görüntü elde edebiliyor. Burnun genişliği aslında olumsuz bir durum kalkül ve perçem seçiminde. Burnun küçüklüğünde herhangi bir problem yok. Genişliği neden? Yani genişliği veya uzunluğu orana göre daha ön plana çıkması neden aslında problem? Şundan dolayı problem. Kalkül yaptığınız anda veya perçem yaptığınız anda yüzünüzde baskın yönler daha da ortaya çıkacak. Yani yüzünüze baktığınız anda size baskın olarak gelen değil dikkatinizi çeken alan daha fazla gözükecek. Burnunuz daha büyükse daha da büyük gözükecek. Normalse aynı standartlarda kalacak. Dudaklarınız çok küçükse daha da küçük gözükecek. Çeneniz daha gerideyse daha da geride gözükecek. Çünkü saçınız yüzünüzü daha ön plana çıkartacak bu sayede. Çünkü buradaki kapalılık, buradaki açıklığı daha fazla ön plana itecek. Buna dikkat edin. Sevmediğiniz bir noktanız varsa ona göre tercih etmeye bakın diye tavsiye verebilirim. Yanaklarınız çok fazla şişse eğer, yani yanaklarınızdan şikayetçiyseniz, Türkiye'de poğaça yanakta diyoruz. Yanaklarınız şişse eğer perçem kullanımına biraz daha eğilebilirsiniz. Bu sayede aslında yanaklarınız kapanıp bununla ilgili yüzünüzü daha oval gösterip buradaki sevmediğiniz o yuvarlaklığı yok edebilirsiniz. Çok kolay bir şekilde. Yine aynı şekilde köşeliyse, yani bir köşe varsa yanaklarınız, çene kemikleriniz çok fazla ön plandaysa yine doğru perçem kullanımıyla, yani önlerdeki mesafeyi daha dar tutup yanlara doğru akan bir perçem kullanabilirsiniz. Bu sayede yine çenenizin kenarları kapanacak, yüzünüzün ovalliği daha da belirginleşecektir. Kalkül veya perçem, hangisini istiyorsanız isteyin. Dediğim gibi somut belgelerle kuaförünüze gidin. Kafa ve yüz yapınızı siz önceden bilin. Ne istediğinizi, neyin size yakıştığını biraz önce tartıştık. Buradaki parçaları birleştirerek kendi istediğiniz tarifi ortaya çıkartın ve ona göre hayallerinize gidin. Son ricam, videonun içerisinde söyledim bunu. Lütfen evde denemeyin. Örnekleri var. Bu konuda üzülmek istemiyorsanız kuaförünüze gidin ve profesyonel bir yardım alın. Bir videonun daha sonuna geldik. Bu konuda herhangi bir sorunuz varsa bana mail adresimden aşağıda www.sinanergün.net iletişim kutusundan, Instagram adresim üzerinden @sinanergün Instagram adresim üzerinden veya aşağıdaki yorum bölümünden ulaşabilirsiniz. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Farklı videolarda tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıkla kalın.